Bu arada Kanal İstanbul tartışmasına MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Yazılı bir açıklama yaptı Bahçeli. CHP'yi hedef aldı. Projeye karşı çıkanlara da şuursuz ve gayrimilli sözleriyle yüklendi. Bahçeli'nin Montreux Anlaşması ile ilgili de uyarıları vardı. Kanal İstanbul için sert sözlerle CHP'ye yüklendi. Montreux'u tartışmak beka sorunudur dedi Bahçeli. Ya beka ya da bela. MHP lideri yazılı bir açıklama yaptı. Tartışması günlerdir süren Kanal İstanbul konusunda CHP'den yapılan açıklamalar vardı gündeminde. Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki Kanal İstanbul projesiyle ilgili isabetli ve tefsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz demek sorumsuzluk örneğidir. Kaldı ki CHP'nin iktidara geliyoruz iddiaları da uyduruk ve sakil bir hayaldir. Türk milleti CHP'ye iktidar vermez diyen Bahçeli, referandum çağrılarını hezeyan olarak nitelendirdi. Projenin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler için yalancı ve müfteri ifadelerini kullandı. Mesele rant değil, milli anttır diye de ekledi. Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayrimillidir. Elbette mezkur projenin bütün yönleri çok iyi analiz edilmeli. Fizibilite çalışmalarıyla birlikte çevreye, ekolojiye, dengeye, stratejik hedeflere, çok taraflı antlaşmalara ne getirip ne götüreceği basiretle hesap edilmelidir. MHP lideri Montreux Sözleşmesi'ne ise ayrı bir başlık açtı. Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması Türkiye için tehdit ve beka sorunudur. Eğer Kanal İstanbul Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne tabi olursa Türkiye hiçbir şekilde geçişlerden de ücret alamayacaktır. Parti olarak samimi tespit ve uyarılarımızı kamuoyuna açıklamak siyasi ilke ve ahlakımızın bir gereğidir.